Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ne anlatacağım? Bazı arkadaşlar önceden herhangi bir unik vesaire bir şey kesemiyordu doğru düzgün ama rekabet kızışmış. Güzel bir şekilde kızışmış. Küfür vesaire yoktu diyelim. Ama velakin kendisini oyuncu diyorlar. Yani Wizard of çok iyi oynuyorum falan şeklinde yorumlar yapılıyor ama benim Şöyle bir düşüncem var. Şimdi bu arkadaşlar birazdan videodan frame frame, saniye saniye göstereceğim. Bu arkadaşlar ya RS bot ya A bot ya bilmem ne bot kullanarak kendileri yazılım yaparak oyunda gene oyunda bir avantaj sağlıyorlar. Bu avantaj nedir? Daha öncesinde Haroeri odasından set'e girerken yıllardır yani yaklaşık bir senedir yaptıkları gibi önceden bildiğiniz gibi set odası 30G 32, 32 idi. Daha sonrasında işte 250 yaptı Gamegami. Hatta bir yıl sonra yaptı. Biraz geç de olsa sonunda yaptı. Herkes rahat rahat girebiliyor. Bu botlar, bu oyunu bildiklerini sanan arkadaş, bu mağlukatlar maalesef sette artık kapatamıyorlar. Oyunda tek başına kaldıklarından dolayı ve ben oyunu 2 ay öncesinde bıraktığım zamanlarda herhangi bir uniktir vesairedir hiçbir vasıfları bir şeyleri yoktu. Şimdi ise bizim sayemizde yardımlaşmayı vesaire öğrendiler. Öğrensinler. Daha kullanılacak çok adam var. Onlar da kullansınlar. Ne diyeyim? Şimdi bu arkadaşların şöyle az önce söylediğim gibi aynı setteki gibi ISIS'in odası kapısı teleportu diyelim. Açılır açılmaz içeriye giriyorlar. Bu bir saniye mi iki saniye mi ne bilemeyeceğim. Hesabını yapmamadım. Birazdan yapacağım. Şimdi bu bir saniyeden ne olacak diye sorarsınız. İst ise güzel bir rekabet dönüyor. Tamamdır. Ama ve lakin onlar bizden bir iki saniye erken girdikleri için bir atak iki atak daha önde oluyorlar. Bu da ne oluyor? 8 vizat olduklarından dolayı 8 vizat atağına göre hesaplanıyor ve uniklerin bazılarını biz alıyoruz. Bazılarını onlar alıyor arkadaşlar. Şimdi mantıklı düşünürseniz 8 tane wizard 2 tane atak daha önce giriyor. Aslında bizim unik almamız bile mucize oluyor. Niye diye sorarsanız 8 tane atak demeyici bayağı yüksek oluyor fark olarak. İşte bu arkadaşlar kolsuz olduğundan dolayı ellerinde kod olsa bile robot olduklarından dolayı bu şekilde bile tahsiye yemeği başarıyorlar. Şimdi güzel kardeşim diyeceksiniz ki ne yapılabilir? Ben daha öncesinde set odası için GameGam'e e ticket atmıştım yaklaşık bu şey olmadan önce ilk zamanlarda. Bunun çözülmesi gerekiyor vesaire. Bunun tek çözümü hani arkadaşlar bazı arkadaşlar dedi yok RS bot kapansın o kapansın bu kapansın demiştik ama bunlar gider yazılımcılarına dua etsinler. A bot yazar C bot yazar istediği bir botu yazabilir. Zaten o yazılımcı olmasaydı da gerisi boş zaten. Devam edelim. Set odasında bir sene sonra 255 küsür limit geldi. Şimdi burada da işsiz odasında ne yapılabilir? İşsiz odasının artık SMC'den mi yapılıyor? Detaylı editi vesaire o konularda bilgim yok. Ne olur saat akşamları 11 yani 23.00'da Unik çıkıyor diyelim. Kapı 23.00'da açılır ama Isis Uni, Anubis Unikleri ne olur 23.05'te, 23.04'te olursa eğer o zaman gerçek kollu kim, oyun oynamayı bilen kim, Wizard vesaire kim Rekabet asıl o zaman belli olur diye düşünüyorum ve GameGami'nin bence böyle bir şey yapması gerekiyor çünkü üçüncü parti yazılımla kendileri avantaj sağlıyorlar ve bu bir bugtur bunun bence çözülmesi en kısa zamanda gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar bu robot arkadaşlar kod kullanan kişiler hiçbir videosunda ve hiçbir yayınlarında içeriye girişim videosunu göstermiyorlar. Ne yapıyorlar? İçeriye girişten sonrası hani bekleme ekranı geçiyor ya, ondan sonrasını yüklüyorlar. E kardeşim bir kere yayın da bir girişin yayınını ya da bir kere bir video atsanız ya girişin. Ya bu giriş nasıl yapılıyor? Reverse atıyorsun da ondan sonra nasıl giriş yapıyorsun? Neden hepsini de gizliyorsun? Buyurun sizin yorumlarınız nelerdir bakalım videolara. Burada bilerek bu karakteri ben geç giriş yaptırdım. Yavaş yavaş geliyorum. Bakın kapı açılabilir. Yavaş yavaş ilerletiyorum. Hop. Bir anda daha sen ne ara tıkladın da ne ara girdin ya? Bir anda girdi. Daha sonra ikinci videomuza bakalım. Girilebilir diyor. Yavaş yavaş ilerletiyorum. Bak, bak gördünüz mü? Bak, Isis is belirdi diyor. Şuradaki No Mercy isimli arkadaşım bakın, bak Fellowpet hani kayboluyor. Teleport esnasındaki gibi olur ya. Işınlanırken. Bakın, ya daha yeni çıkmadı mı bu? Bak bir film geliyorum. A, 22, 42. Bak, 43. Bak giriyorum. Bir yanda şuna sen nasıl bir anda öyle tıklıyorsun? Daha diyeceksin kardeşim ben üstüne alıyorum da böyle bir şey yok. Ki bu esnada böyle ilerletelim. Bakın gene aynı kapı. Bak aynı bir anda kayboluyor. Ve daha sonra ne oluyor? Aradaki farka bakın. En az iki atak. Az ilerletiyorum. Yani bir saniye içerisinde nasıl böyle ışınlanılabiliyor? Ben bunu çözemedim. Bak. Hop bir anda belirdi. Belirmeden önce ışınlanıyor. Geri geliyorum. İleri gidiyorum. Bak normal var, isis belirdi, yanı kaybolmaya başlıyor hemen. Yani bu konuda en yapılması gereken dediğim gibi odanın ve bu etkinlik saatlerinin düzeltilmesi en azından oda açıldıktan bir 5 dakika sonra falan unik atarsa daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve oyunu robotlar oynamaz. Oyunu oyuncular oynayacağını düşünüyorum bu şekilde. Video böyleydi. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ve desteğe bildirmenizi istiyorum. Destek bildirimine bir tane ticket. Bu videoyu da atabilirsiniz. Başka sizin elinizde videolar varsa onları da atabilirsiniz. Bu sadece Turaya özel değil. Başka sunucularda da bunu yapıyorlar. Daha, ki daha öncesinde set konusunda gene kapatma yapılmış Başka sunucularda da 32-32 kapatılma yapıldı. Ve bugün mesela bu aynı şey turaya da geliyorsa diğer sunucularda da gelecektir mutlaka. Bu programı cartucurto satıyorlardır. Böyle dediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.